Genel Başkanı Özgür Özel de bir ziyarette bulundu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne. Efendim ben şimdi müsaade ederseniz Profesör Doktor Oğuz Oyan'a dönmek istiyorum. Sayın Oyan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Bilge, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Bu açıklama nedeniyle sizi de bekletmiş bulunduk ama az önce ekranlara getirdik. O noktadan başlamak isteriz. Zira dünyanın gözü bugünlerde Arjantin'in üzerinde. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi enflasyon, dış borçlar, dolarizasyon, resmi enflasyonla gerçek enflasyon arasındaki fark gibi pek çok başlık altında hep Türkiye ile karşılaştırıldı, konuşuldu Arjantin ve geldiğimiz noktada tablo ortada. Siz nasıl yorumlarsınız acaba? Arjantin nerede hata yaptı da bugün bu noktaya geldi? Evet, aslında yapılan hatalar sadece Arjantin'e bağlı değil. IMF'nin de çok kritik hataları ve aslında kötü niyeti de var bu hikayede. Şöyle çok kısa bir özet verelim. 2015'te sol peronistler seçimleri kaybettiler. İktidara sağ popülist Mauricio Macri geldi. Bu siyasetçi işte bu şimdiki Milei'ye pek benzeyen bir siyasetçi türü. Zaten Milei'nin seçilmesinde de çok büyük rolü oldu. İkinci tura kalmıştı biliyorsunuz seçimler. İkinci turda işte diğer partilerin Milei etrafında toplanmasını kendi partisi dahil sağlayan isimdi Macri. 2015'te Macri iktidara geldi. Geldikten sonra da 2018'de IMF'den inanılmaz büyüklükte bir kredi anlaşması yaptı. Yani ülke kotasının 12 katı tutarında. 57 milyar dolarlık IMF tarihinde bir rekor. 57 milyar doların, 44 milyar dolarını hemen 2 yıl içinde IMF Arjantin'e pompaladı. Fakat bu kredi yani Arjantin sermayedarları tarafından, Arjantin'in dış borçları vesaire ülke dışına kaçtı. Yani ve birdenbire eskisinden daha beter bir duruma düştü. IMF anlaşmayı sonlandırdı, krediyi kesti vesaire. Sonra Macri düştü, 2020 Ocak ayında düştü ve bu defa yeniden bir sol peronist Fernandez iktidara geldi, Alberto Fernandez. Fernandez ne yaptı? IMF ile oturdu, yeniden bir anlaşma yaptı. IMF'nin bu bir önceki anlaşmasının, 57 milyar dolarlık anlaşmasının kirli ve ölçüsüz olduğunu söyledi. Bu IMF raporunda da aslında benzer ifadelerle bu şeyin, kredi şeyinin anlaşmasının yanlış olduğu ifade edildi. Dolayısıyla IMF biraz mecbur kaldı. Yani kemer sıkma politikaları yerine Fernandez de daha yani halka şey yapan, biraz daha dönük bütçelerin oluşmasına izin verdi. Yani klasik IMF politikaları, şu an Türkiye'de örneğini gördüğümüz yeniden, kemer sıkma politikaları yerine biraz daha iktidarın elini halk kitlelerinden yana döndürecek uygulamalara izin vermek zorunda kaldı. Zorunda kaldı diyorum çünkü IMF bu, yani Güney ülkelerinde bu tür politikaları Arjantin dışında şimdiye kadar uygulamadı. Bu ama dediğim gibi kendi günahlarını bir miktar affettirmek üzere yapılan bir şeydi. Fakat şu oldu, yani işte hükümet belli sübvansiyonlar uyguluyor vesaire, halka dönük şeyler. Bu şeyi 44 milyarlık krediyi de şeye bağlı, taksitlere bağlı ve işte ilk taksitte hadi bakalım 2022'de başlayın ödemeye diye. Şimdi böyle bir tempoda bu şey yürümedi ve yeniden bir sağ popülist, bu defa faşizan bir iktidar, bir siyasetçi türü olan Milei 2023'te yani halk karşıtı söylemleriyle, işte gelirsem sadece şu değil, yani sadece biz dolara geçeceğiz mesaisi gibi fanteziler değil ki bunu daha önce Arjantin 90'larda dolara endekse ederek denemişti de. Yani sadece doları benimseyeceğiz gibi fanteziler değil. İşte halk karşı bütün sübvansiyonları kaldıracağım. Yani halka dönüp bütün şeylerden, tasarruflarımdan vazgeçeceğim, uygulamalarımdan vazgeçeceğim diyerek geldi. Ve iktidar oldu. Yani buna oy verdi insanlar. Yani bir miktar şöyle oluyor galiba. Kendine aşırı güvenen bir tip sergiliyor. Her şeyi biliyor gibi gözüküyorsanız,
vardır bir hikmeti, bunun da bir bildiği vardır diye radikal politikalara savrulabiliyorlar. Yani Arjantin talihsizliği bu işte... Bu sağ sol, sol orada tabii tırnak içinde sol. Gerçek anlamda bir sol değil o peronistler. Ama işte onlar da aslında IMF politikanı vesaire uygulamaya çok şeydir, yatkındırlar. Ama burada şeyi çok açık görüyorsunuz. Yani Arjantin büyük bir talihsizlik yaşıyor. Siyaset şeyi açısından da, yönetimi, siyasi yönetim açısından da. Ve şimdi Milei geldi. Milei ne yaptı? İşte daha 10 Aralık'ta oturdu koltuğuna. Yani bugün 13 Aralık. 3 gün sonra devalüasyonu ilan etti. %54. Tabii bu arada Sayın Oyan, belki ekran başındaki Ayşe teyze, Mehmet amca devalüasyonun ne olduğunu bilmiyordu olabilir. Birkaç cümle nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatmak gerekir? Şimdi aslında devalüasyonlar, bizde de adına devalüasyon diyorduk. Ne zamana kadar? İşte 2000'lere kadar. Neden? Çünkü idari kararlarla paranın değeri ayarlanıyordu. Yani kur serbest piyasaya bırakılmamıştı, dalgalı değildi. Bizde şimdi dalgalı kur olduğu için devalüasyonu piyasalar yapıyor. Yani idari kararlarla yapılmıyor ya da siyasi kararlarla. Piyasalar yapıyor. İşte görüyorsunuz dolar bir şekilde... Dolar ya da döviz oynak bir şey, seyir izleyebiliyor. Çünkü işte bu çeşitli etkenler tarafından belirleniyor. Hem arz ve talep hem başka etkenler tarafından. Özellikle de enflasyon tarafından belirlenir. Çünkü bir paranın enflasyon karşısında değer yitirmesi, diğer paralar karşısında değer yitirmesi anlamına geliyor. Ve piyasalar bu şeyi, sonuçta bu değer yitirmesini bir şekilde sağlıyorlar. Ama idari kararlarla yapıldığında bu bir gece kararıyla oluyor. İşte piyasalar kapandıktan sonra yapmış Arjantin, ben işte %54 değerini düşürüyorum paranın diyor. Kuru serbest bırakmış olsalardı zaten bu şey kendi seyrinde belki gidecekti. Ama şimdi bu politikanın arkasında IMF'nin de olduğu anlaşılıyor. Nitekim şey, IMF Başkanı Kristina Georgieva'nın hemen destek açıklaması yapması bunu gösteriyor. IMF yeniden, yani 2015'ten beri çok kuvvet hep sahnede ama 2015'ten sonra 2018'deki o dediğim bu hatalı büyük kredi şeyinin paketinden sonra hiç eksilmedi Arjantin sahnesinden. Ve şimdi yeniden desteğimiz seninle, devalüasyon doğru karar, kemer sıkma politikalarına geçiyoruz. Ulaştırmada ve enerjideki bütün sübvansiyonları kaldırıyoruz diyor Arjantin Başkanı ve Ekonomi Bakanı. Ve bütün bunlar IMF'nin yakın takibi altında yapılıyor. İlla bir IMF anlaşması olması gerekmiyor. O da olamaz değil, o da olabilir. Ama IMF önce alanı temizliyor. Yani istediği önlemlerin orada yürürlüğe girmesini peşinen sağlıyor. Bir IMF programı olmaksızın ya da bir IMF programı bütün günahı yüklenmesini şey yapmadan, yol açmadan böyle bir alan temizliği yapılmakta. Çok yazık tabii Arjantin halkı açısından, bu çok yazık. Bu süreç çok da olumlu seyretmeyecek. Tekrar söyleyelim, Arjantin'deki bu politikalar, yani buraya gelmesi sadece Arjantin'in siyasetçilerinin sorunu değil, IMF'nin, Amerika'nın Arjantin'e olan müdahalelerinde sonucudur. Evet, o zaman tabii şöyle söyleyelim, baktığımızda Arjantin gelir dağılımının bozulduğu, bir kesimin, halkın büyük bir bölümünün hızla yoksullaştığı ama bir kesimin de işte zenginliğine zenginlik kattığı bir dönemi yaşıyor ve işte bu yönetimde oy aldı. Sonrasında yine acı fatura, acı reçete halka çıkarılacak. Buradan bakınca bu hikaye çok tanıdık geliyor efendim bize.